Üstelik tecavüzler kuşkusuz ve haklı olarak sert tepki görüyor, sert reaksiyon gösteriliyor inananlar tarafından moral değerlerine yapılan saldırılarda. Aynı sertlik yine moral değerlerle ilgili farklı yorumlara yönelik de gösterilebiliyor. İşte Türkiye gündeminde bu anlamdaki tartışmaların odağında yer alan, geçtiğimiz günlerde yaşanan bir konu. Başı açık namaz kılınabilir mi? Kadınlar cuma namazlarında erkeklerle aynı safta namaz kılabilir mi? Başı açık namaz mümkün mü? İslam'ın bu konuya yaklaşımı nedir? Bu konuda çok çeşitli tartışmalar oldu. Biz de bunu bu akşam gündemimize aldık ve çok değerli bu konuda bir uzmana danışmak için telefon hattımıza düşünür yazar Sayın Ahmet Hulusi konuk ettik. Sayın Hulusi, iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar Sayın Murat Atıl. Efendim öncelikle nasıl bakıyorsunuz bu son tartışmaları? Kuşkusuz siz de izlediniz Türkiye'de. Bir grup camide kadınlı erkekli cuma namazı kıldı. Daha öncesinde cenaze namazında yan yana saf tutma meselesi olmuştu ve bu konuda bunun olabilirliği ortaya konmuştu ağırlıklı, ama iş camide başı açık cuma namazına geldiğinde çoğunlukla bunun aykırı olabileceği vurgulandı ve ertesi hafta cuma günü de buna ilişkin nezaket tarafı da olan tedbirler alındı. Nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Efendim şimdi bu konu ya dar planda değil geniş planda bakmak lazım. Olay derinliğine incelenerek bir sonuca varmak lazım. Evet. Direkt olarak çıkıp da başı açık namaz kılınmaz veya başı açık namaz ben kılmak istiyorum kılarım gibi ifadeler yeterli değerlendirmeyi oluşturmaz. Evet. Önce bir kere şunu çok iyi anlamamız lazım. Biz bu eylemleri, bu davranışları Allah Resulü Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın uygulamalarına uyma amacıyla yapıyoruz. Şimdi eğer böyleyse şartlar, o zaman evvela Resulullah'ı iyi tanımak lazım. Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa aralarında yaşadığı putperest kabilesinin kıyafetiyle uğraşmamış, onlar gibi giyinmiş, onlar gibi sakal bırakıp sarık sarmıştır. Onların inanca ve ebedi hayata taalluk etmeyen konulardaki örf ve adetlerine karışmamıştır. Dolayısıyla bizim de Resulullah'ın sünnetine uyarak içinde yaşadığımız toplumun örf ve adetlerine uymamız zorunludur. Eğer Resulullah'a uyanlardan olmak istiyorsak. Şimdi din bütün insanlığa, her insan aklı başında ve şuurlu olarak mezara konarak başlayacak olan ebedi hayata hazırlansın diye tebliğ edilmiştir Resulullah tarafından. İnsanlara kılık kıyafet yönetmeliği getirmek için değil. Biz öncelikle Allah Resulü'nün sünnetinin ve yaşam değerlerinin ne olduğunu ve ne olmadığını çok iyi anlamamız gerekir. Bakın ben 20 yıldır yazar ve söylerim. Dinde reform olmaz. Niye? Çünkü din tüm insanlar için aynı olan yaşam gerçeklerine göre yapılması gerekenleri bildirmiştir ki kıyamete kadar da bu sistem asla değişmez. Din Allah Resulü'nün bizzat veya Kur'an olarak bildirdiklerinden ibarettir. Resulullah yaşamından sonra gelenlerin yorumları, fetvaları ise din değildir. Kişilerin kendi anlayış kapasitelerine göre olan yorumlarıdır. Kimsenin kimseyi dini anlayışı dolayısıyla yargılandırma ve değerlendirme hakkı yoktur. Kimsenin kimseye senin ibadetin kabul oldu veya olmadı türünden Allah adına hüküm beyan etme hakkı yoktur İslam dinine göre. Öncelikle bir kere bu gerçeği çok iyi fark edilmesi mecburiyeti var. Sayın Ahmet Hulusi, şimdi bu değerlendirmeniz son derece makul görünüyor ama bir de Türkiye'de gündeme baktığımızda çok farklı tartışmalar da var. Bilmiyorum yurt dışından ne ölçüde takip ediyorsunuz ama şimdi biraz önce belirttiğiniz hususta gerçekten Türkiye günlerce bu mevzuyu tartıştı. Ve biraz önce söylediğiniz konuda yani Hazreti Muhammed kendi dönemi içinde putperestleri
farklı kıyafetlerinden dolayı kınamayı bırakın, onlar gibi giyinmekte de bir sakınca görmedi dediniz. Ama şimdi mesela bu konuda da Kur'an'da bir camide kadın ve erkeklerin aynı safta ve başı açık namaz kılmalarına dair bir hüküm, karşı ya da taraf bir hüküm olmamakla beraber Hazreti Muhammed'in döneminde uygulamalara bakıldığında işte erkeklerin ön safta, kadınların arkada namaz kıldığına bakılarak bu kendi içinde bir örnek teşkil ettiği için uygulamada da takibi olmuş. Şimdi bu farklı uygulamalardan kaynaklanan farklı fetvalar da oluyor günümüzde. Şimdi dolayısıyla gerçekten pek çok Müslüman bu anlamda da ne yapacağı konusunda bir kafa karışıklığı yaşıyor. O yüzden siz başta dediniz ki bunu böyle söylemek ya da söylememek çok doğru değil. Ama belki de söylenmesi lazım. Yani net bir şekilde ifade edilmesi gerekiyor. O anlamda bu konuyu yorumlar mısınız bizim için lütfen? Sedef Hanım, şimdi ben o konuya geliyordum, oraya geliyordum bu girişten sonra. Buyurun şimdi efendim. Gelelim Cuma namazına. Şimdi ya eyyellezine amenu izanu diyeliz salati min yevmil cuma buyurularak kadın veya erkek, tüm Müslümanlar bu ibadete yönlendirilmektedir. Namaz mümin erkeklerin miracıdır denmemiş, namaz tüm inananların miracıdır buyurulmuştur. Biz insanı yeryüzünde halife olarak meydana getirdik açıklamasında gene kadın erkek ayırımı yoktur. Önce bunları bilerek şimdi Resulullah'ın cuma namazı uygulamasına bakalım. Resulullah zamanında gerek cuma ve gerekse diğer vakit namazlarının farzları kadınlar arka safta, erkekler de ön safta ve arada boşluk kalacak şekilde kılınırdı. Sünnet diye bilinen namazlarsa Resulullah zamanında evde kılınır ve farz için cemaat mescide gelir, hep birlikte farz olan namaz kılınırdı. Resulullah zamanında 5 vakit namaz böylece eda edildi. Cumalarda böylece eda edildi. Bize intikal eden bilgiler böyle. Yani Hazreti Muhammed döneminde cuma namazları da dahil kadın erkek, yani erkekler ön safta, kadınlar arkada olmak üzere kılınırdı diyorsunuz. Ama bugün baktığımız evet. uygulamalarda örneğin cuma namazı genel teamüllere göre erkeklerin kıldığı bir namazdır. Yani namazdır derken bu yönde düşünceye hakim olan insanların sayısı daha fazla anlamında söylüyorum. Peki bunu nasıl değerlendirmek lazım? Şimdi bakın o günkü okulunan namazlarda kadınlar başlarını örterlerdi. Çünkü zaten başları örtülü dolaşıyorlardı. Dolayısıyla namazı başı açık kalma, açık kılma gibi bir olaydan da o devirde söz etmek mümkün değil. Eğer biz İslamiyet'i ele alırsak Musevilik ve İsevilikten farkımız bizim din adamsız ve ibadethanesiz ibadet edebilme özgürlüğüdür. Biz bütün kadınların da erkekler gibi aynı şekilde Allah'ı özünde bulma çalışması olan namazın aynı şekilde kılınması, eda edilmesi gereğini bildiriyoruz. Ama yanlış zaman içindeki yanlış değerlendirmeler maalesef olayı rayından saptırmıştır. Onun için diyoruz ki biz Hazreti Resulullah devrindeki anlayışa dönmemiz lazım. Hazreti Resulullah'ın olaya bakış açısı ve değerlendirmesi neydi? Dolayısıyla diyoruz ki din Kur'an ve hadisten ibarettir. Diğer bunun dışındaki devirlerden gelen bilgiler kişisel yorumlardır. Biz bugün bu kişisel yorumlara, fetvalara göre değil, Hazreti Resulullah'ın bildirdiklerine, uyguladıklarına ve Kur'an'a göre yaşamak zorundayız. Peki Sayın Hulusi, Kur'an'a baktığımızda, Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda az önce de sizin beyan ettiğiniz gibi çok doğal olarak herkes normal hayatında da örtülü olduğundan, namaz sırasında kadının örtünmesi ya da örtünmemesi konusunda bir hüküm doğallıkla yok. Rehber olarak kutsal kitabımızı göz önüne aldığımızda bugün için
evinde diyelim ki, hadi camide başkalarının yanında demeyelim, evinde yahut da camide bir kadının başı açık namaz kılması dinen uygun mudur, değil midir? Şimdi bakın, nereden rehber alacağız kendimize? Ben şimdi bu konuda kesinlikle fikir beyan edemem. Çünkü kişinin yaptığı ibadetin kabulü onunla Rabbi arasında olan bir olaydır. Kişi kendi Kur'an'dan ve Resulullah'tan anladığına göre nasıl istiyorsa öyle yaşar ve bunun sonuçlarına da kendisi katlanacaktır. İnsanlar bir başkasının fetvasına, yorumuna göre hareket edip de sonra ahirete gittiğinde ben falancanın yorumuna göre böyle hareket etmiştim diyerek onu kendisine mazeret beyan edemez. Çünkü herkes kendi yaptığının sonucunu yaşayacaktır.